28 Haziran 4 Temmuz. Değerli Koç burçları, nasılsınız? Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam. Değerli Koç burçları, bu hafta sizi yorucu, stresli, gergin ve ani kararlar verebilir. Farkında olmayarak tepkileriniz size zarar verebilir. Bu hafta biraz daha sakinliğinizi ve özellikle iş alanınızdaki insanlarla alakalı iletişim evrenizdeki yaşadığınız kaosları geride bırakın. Ve beklenmedik bir teklifle ilgili de ani karar vermeyin. Ama doğru teklif doğru değerlendirdiğinizde muhteşem bir başarı sağlayacağınızı uyarabilirim. İş konusunda uzun süredir beklediğiniz yeni bir kapıdan haberim gecikti olmuyor diyorsanız bununla ilgili de bu hafta güzel bir iletişim ve yüz yüze görüşmelerimiz söz konusu olacak. Uzun süredir işsizseniz ve bunlarla alakalı yaşadığınız bazı karışıklıklar sizi yoruyorsa ve iş haklarınızla alakalı mücadeleleriniz varsa Eylül'e kadar sabırlı olun. Ama işsiz olanlar için güzel bir fırsat, yenilik ve güzel oluşumlar aydınlığa kavuşacak diyorum. Kendi işini yapanlarda bu ara maddi krizler, ödemelerle alakalı noktada zorluklar ve kredi borçlarınızla alakalı karmaşıklıklar yaşayabilir. Ani kaoslar atlatabilirsiniz ama o 6-7 Temmuz sonrası daha rahatlama, kendinizi daha güvende olacağınız bir nokta olacak. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum değerli Koç burçları. Özellikle de yeni iş kurmak isteyenler için 6-7-8 Temmuz itibariyle ortaklı bir karar size artık kazanç sağlayacak. Ve bu kazançla birlikte istediğimiz alanı aydınlığa kavuşturacağız diyorum. Eğitim konusunda uzun süredir yarım bıraktığınız ve tamamlamaya korktuğunuz yapar mıyım, yapamaz mıyım, ben bunu başarır mıyım dediğiniz noktalarda fırsatlar var değerlendireceksiniz. Dilinizde eksiklik varsa, yarım tamamlamak istediğiniz farklı dil eğitimi varsa bunun için de doğru süreçler var. Hayatınızda artıya geçiş sağlayabilirsiniz. Bekar koçlar, güzel aşka muhteşem şekilde, muhteşem demeyelim de Rabbimin sunacağı güzel bir sevgiye, size ait enerjiyi yakalayacaksınız ve bu size çok güzel bir uğur getirecek. Bu uğur da sizin gelecek hayatınızı oturtmanıza sebep olacak diyorum. Eğer ki ilişkinizle ilgili platonik takınıyorsanız, aranızda bir enerji var ve konuşamıyorsanız ayın 10'u 15 arasında Temmuz ayına kadar konuşmuş ve bu ilişkide flörtlük evresi söz konusu olacak. Lakin evlilerde bu ara kendi kendinizi incitebilir, kendi kendinize sıkıntılar yaratabilir ve hatta ve hatta çevrenin aklına uyup ilişkinize zarar verebilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Birbirinizi doğru noktada dinliyorsunuz. Birbirinize doğru noktada değer verdiğiniz takdirde bu ilişkiyle alakalı problemler geride kalacak. Korkmanıza gerek yok diyorum. Evlilik bekleyenler için tarihte gecikme olabilir. Ama sevgilinizle uzun süredir devam eden ilişkiyle alakalı noktada da bir aile tanışması, aileyle alakalı geçireceğimiz güzel bir vakit söz konusu olacak diyorum. Yani aileler tanışacak. Bu konuda birbirimize ait noktada hangisi doğru, hangi tarih yanlış diye belirleyeceğiz. Ve özellikle de tatil planı olan ve artık kafamı dinlemek istiyorum diyen bazı koç burçları, aileniz ya da çok yakın dostlarınızla bir hafta da olsa tatil yapıp ruhunuzu iyileştireceksiniz. Ailenize ait bir ev, tadilat ya da yeni bir inşaat projeli bir noktanız varsa bununla ilgili doğru ve müteahhitle anlaşacaksınız ve buranın aydınlanması feraha erecek gözüküyor. Evli olup da evli olan çiftlerde evde dar geliyor, ev değiştirelim, ev arayışları içerisindeyseniz biraz daha sakin karar verirseniz doğru ev Ağustos ayı itibariyle hayatınıza girecek. Araç satmak ya da ev satmak isteyenler için bu dönem güzel teklifler, güzel değerler gelebilir. Bunu doğru değerlendirdiğinizde güzel fırsatları yakalayacaksınız diyorum. Çocuğunuzla ilgili bazı korkular yaşayan ve özellikle yurt dışına yollamak istediğiniz evladınız varsa bunun kapıları hayırlı ve aydınlık. Hiç korkmanıza gerek yok. Bununla evrakları tamamlayıp master'ı, yüksek lisansının olumlu evresini alacaksınız ve bu da size keyif verecek diyorum. Sağlık olarak son zamanlarda boyun ağrılarımız, baş ağrılarımız ve migrenle alakalı sıkıntılarımız olabilir. Dikkat diyorum. Bu ara evdeki her şeyi çöp atma niyetinde olan koçlar var. Masayı değiştireceğim,
yapacağım, perdeleri yenileyeceğim, onu yapacağım, bunu yapacağım. Ya şu tatile git, enerjini değiştir çünkü çok ruhun yorulmaya başladı. Bir de yakın dostunuzdan alacağınız bir sözü bir söz sizi çok rahatsız edecek ve ortalık karıştırabilir. Arkadaşınızın lafıyla hareket etmeyin. Baba köklerinizle alakalı çözülmesi gereken bazı miras konularımız var. Bir de uzun süredir görüşmediğiniz geçmiş sevgilinizle ilgili beklentiniz varsa ufak ufak enerjiler, haberler gelecek. Bu da sizi mutlu edecek diyorum. Çocuk tedavisi görenler için güzel fırsatlar var. Bu ara kilo aldım, bir türlü zayıflayamıyorum diyen koçlar da boğazını tut. Zayıflarsın, gereksiz triplere girip ben kilo alıyorum deme, su da içte yarıyor. Hayır, yiyorsun, yediğini kabul et ve lütfen rejim yap. Uzun süredir de kendi aranızda küs olduğunuz ve dedikoduya maruz kalabilirsiniz. Bu dedikodular devam edecek, kulak asmayın, sizden özür dilenecek diyorum. Sevgi ve umutla kalın, Rabbimle olun, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.